Burada tiyatro dersleri başlamış arkadaşlar. Oo, tam bize göre kardeşim. Sonunda sanatımızı herkes görecek. Ya kanka, biz TikTok videosu çeken insanlarız ya. Tiyatro kursu saçma değil mi oğlum? Saçmalamaktan korkma kardeşim. Bu kurs tam bize göre. Hadi gidelim, hazırlanırım. Burcu'ya da söyleyelim. Buyurun Mesut Hoca. Efendim, bu yıl bizimle çalışmayı kabul ettiğiniz için... Biz çok mutluyuz. Bu yıl böyle bizimle tiyatro kolu öğrencilerimizle oyun çıkaracaksınız efendim. Ne güzel. Hocam asıl ben çok mutluyum. Yani yeni nesil tiyatro öğrencileriyle birlikte olmak, onlarla tanışmak beni sanatsal açıdan daha da geliştirecektir, emin olun. Evet, geliştirir, geliştirir. Şimdi efendim. Hı. Esentepe Fen Lisesi'nin Instagram'da 244 takipçisi var. Hı. Bir şekilde bizim onları yakalamamız lazım. Bakın, rakip müdür sürekli nispetli storyler atıyor. Sanat olan düşkünlüğünüz çok hoş. İnsanı duygulandırıyor yani. Peki öğrenciler nasıl, yetenekli arkadaşlar var mı? Hocam, öğrenciler zehir gibi. Hem kendileri bir şeyler öyle yazıp çekiyorlar, biliyor musunuz? Ya. Bakın daha çok heyecanlandım. Bir an evvel gelseler de başlasak dersinize. Tabii şimdi gelir onlar da. Geldiler. Hocam size iyi çalışmalar. Ne olur şu takipçilerimizi şey yapalım, olur mu? Aynen, iyi dersler çocuklar. Sağ olun hocam. Wow. Çocuklar merhabalar. Sanata olan aşkınız gözlerinizden okunabiliyor. Sanat benim içimden fışkırıyor hocam. İlkokulda kuş boyadığım günden beri sanat benim yaşamım oldu hocam. Sanat benim aşkım hocam. Sanat yoksa öldürün beni. Biraz coşkulu ama çok hoş. Evet, duyduğuma göre kendi eserlerinizi de yazıyormuşsunuz. Yani üretken insanlarız, öyle mi? Evet hocam. İsterseniz size bir örnek gösterelim hemen. Tabii tabii, ben zaten bu yüzden buradayım. Buyurun, buyurun yavrularım. Hadi gençler, o da yapalım. Burcu göreyim seni. Kötü adam! Bırak bizi! Onun suçu yok! Burcu beni seçti. Seni sevmeyecek. Benim olacaksın Burcu. Yoksa? Buna mecburum. Vay kardeşim, demek bizi kurtardın. Evet, kurtardım. Çünkü Burcu'ya ben de aşıktım. Demek sen de bana aşıktın ha? Ama sizin mutluluğunuz daha önemli. Vay, hakkın ödenmez kardeşim. Bizde hak değil, bedel ödenir. Bu neydi şimdi? Lelelelelay mi? Hocam, bu bizim TikTok videomuz. Burada fedakarlardan has ve has TikTok senaryosu. Tekim tokum bir senaryo olduğu belli. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu ne saçmalık? Saçmalamışsınız bayağı. İşte senin sorunun bu hocam. Yenilikten korkuyorsun. Saçmalamaktan korkma. O adam fedakarlık yüzünden boynunu kırdı. Bana bak, Quasimodo. Ne ki? Quasimodo. Tamam. Bana bak kötü tip. Adam fedakarlık yaptı da niye boynunu kırdı? Hocam o aşka metaforik bir gönderme. Ne olur bir daha gönderme. İstemiyorum. Tamam, metafor kelimesini cümle içerisinde kullanman çok hoş, çok beğendim. Ama anlamı o değil. Aşk hiç değil, değil yani. Sen aşkı anlamıyorsan biz ne yapalım hocam? Z kuşağı aşkı böyle yaşıyor hocam. Yaşamıyor ya. Z kuşağı, iyi bir şey çıkarttınız siz de bu ara ha. Saçmalamayın, zır topozluk yapın. Sonra Z kuşağı aşkı böyle yazıyor hocam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Duvara süren Z kuşağıyım diyor. Hocam, hocam. Siz bizi anlamıyorsunuz. Sizin kuşağın sorunu bu. Asıl siz kendinizi anlatamıyorsunuz. Tamam. Daha anlayışlı olmak lazım. Evet, çok özür diliyorum. Ben biraz ön yargılı davrandım ama başka senaryolarınız yok mu? Ne bileyim, böyle toplumsal meseleleri anlatan, sınıf çatışmalarını anlatan şeyler. Var hocam. Tam da böyle bir senaryomuz var.
O çocuk yani. Aziz Bey. İnanılmaz. Hocam. Buradayız. Ha, zengin fakir hikayesi hocam. Tam da bunu anlatıyor. Daha yeni çektik, 3000 kişi izledi. 3000 kişi? Evet. Öyle mi? Ha. İyi, izleyelim bari hadi. Arkadaşlar. Hadi gençler. Ne oluyor? Burcu. Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye? Yine lelelele ya. Hocam bir dakika, ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz ya? Hocam nereye? Bırak ya, bırak beni. Kirlenmiş hissediyorum kendimi. Kendimden kaçıyorum ben. Bu ne ya? 50 sene geriye gittim resmen. Bu nedir? Ben ne izledim ya biraz önce? Ne bu ya? Hocam. Biz burada paranın emanı kimde oldu belli olmaz şeyini işlemeye çalıştık hocam. Hatamın nerede söyleyeyim bilemem hocam. Oğlum sen alkol mü aldın? Ne yaptın sen? Bunun bir şeyi var bunda. Ha, öğrenmek mi istiyorsunuz? Bir dakika. İşiniz çok zor. Çok yani. İnanılmaz öğrenciler. Şimdi anlamaması normal. Çünkü sözsüz oyun yaptınız ya. Aynısını böyle sözlü olsa bir de sözlü oynayın. Yani diyalog da olsun oyunda. Olur mu? Hadi bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Hadi ya? Başlıyoruz. Çocuklar. Burcu göreyim seni. Boş boş yürürüm sokakta. Fakir. Selam vereyim. Merhaba. Fakire gönlümü verecek değilim. Bak benim kimim var. Ne yapıyorsun Burcu? Fakirle mi konuşuyorsun? Bak ne kadar da zenginim. Anladın mı gözlüğünden? Ben buna param bir şey vereyim ona ben. Al bakalım fakir. On lirayı laf attın. Beni zengin gösteren gözlüğüm nerede? Eyvah. Gözlüğüm vardı. Tanrım. Teşekkür ederim. Aslında ben de zengindim. Beni tanıdı galiba. Oo, gözlüğe bakılacak olursa bu adam zengin. Ne yapsam? Dur şundan imza alayım. Gel bakayım. Bir imza verir misin? Versen mi vermesen mi? Versen mi vermesen mi? Verdin mi vermedin mi? Nasıl ondan 5 dakika fakir olduk biz böyle ya? Allah'ın sopası yok. Ne oldu mu demeyeceksin ha? Ne oldu mu diyeceksin? Al. Bir TL var mı? Karşıya geçeceğiz. Hı. Gün oldu, devran döndü. Al sana 50 kuruş. İmza ver. Ne imzası be? İmza ver. Zenginim ben. Ha. Ne var bir imza? Ya ne oldunuz siz böyle be? Ha, kahretsin be. İmzayı da alamadım. Boylumu kırayım. Neydi bu? Yüz verme fakire döner şey mi? Hocam nereye? Hocam bir dakika. Hocam burada kim bakıyor? Hocam. Bırakın lan beni. Bu ne ya?
Bu ne demek? Kendimi kirlenmiş hissediyorum ya. 50 yıl geriye gittim. 30 saniyede beni mahvettiniz. Bu ne? Ben ne izledim? Biz burada parayla Alman'ın kimde olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz hocam. Parayla Alman'ın mı? Alman değil, imanın kimde oldu? Hatamız neresi? Söyleyin hocam, bilelim. Hatanız ne, öyle mi? Söyleyeyim mi? Bir, bu adam kim? İki, zengin ama neden fakir gibi davranıyor? Üç, zengin bir insan neden imza dağıtır? Dört, ben bunları yaşamak için ne günah işledim ya? Hocam, bizim hayatla ilgili dertlerimiz çok büyük. Senin ananın babanın derdi büyük, ananın babanın. Arkadaşlar, çocuklar, yani insanların sizin yaptığınız işi anlaması lazım. Ürettiğiniz eserlerin giriş, gelişme, sonucu olmalı. Bir ana fikri olmalı. Yani toplumsal bir meseleyi sanatsal enstrümanlarla anlatmalı yazdıklarınız. Hocam, baştan söyleseydiniz bize bunu. Çalışmalar mevcut bizde o yapıda kurulu. Yapıda var. Kurulu hiçbir şey yoktur sizde. Ben gidiyorum. Hocam, hocam gitme ya. Hocam. Var. Sevdiklerinizi son bir kez arayın hocam. Niye? Çünkü size birazdan öyle bir hikaye anlatacağız ki hocam bütün bildiklerinizi unutacaksınız. Sizi unutabileceğim mi? Sadece bizi hatırlayacaksınız hocam. Allah kahretsin. Millet, hırsızlığı oynuyoruz. Hadi. Hadi abi. İsim bile yetti bana. Borcu. Göreyim seni. Çap çap. Gözü işe mor geliyor. Onun yerini beni al. Bahadır, gözün mor geliyor, kovuldun. Aha! O her zaman dükkanda duran adam ve gözünü morarttığım ama dükkanı soymamı engelleyen cesur adam yok. Dükkanı soyabilirim. Paraları verin. Eyvo! Ah, hırsız. Oysa ki bizim buralara hiç hırsız uğramaz. Güvenlik kamerasına bakayım. Aman tanrım, bizim dükkanı Bahadır koruyormuş ya. Ne yani? O koruyor diye beni mi kovacaksın? Kovuldun. Pardon. Anahtarı unutmuşum. Bari onu vereyim. Senden özür dilerim Bahadır. Dükkan tekrar çalışmak ister misin kardeşim? Hayır, istemem. Çünkü sen beni kovunca annem öldü. Bir şeyi unutmadınız mı? Ha, pardon hocam. Bu leleleyi sevmeye başladım ben. Hocam nasıl bu sefer duyguyu size geçirdik mi? Hayır, bana sinir krizi geçireceksiniz sizin sonunda. Vazgeçtim, doğaçlama falan yok. Yazılım metin üzerinden gideceğiz. Ha. Bir klasik. Shakespeare, Romeo ve Juliet. Edebiyat tarihinin en muhteşem aşk hikayesi. Ha. İki düşman ailenin birbirine aşık saf ve temiz çocukları. Hocam düşman derken... Şey gibi bir şey mesela, Rodeo'nun babasıyla Juliet'in anası böyle masanın altından elini kes kes sen sus sus. Gibi olur. Sus. Şimdi ben sizi çalıştıracağım. Biraz nefes nefesi kaldı mı? Evet. Balkon sahnesi. Üç,
2-1. Oyun. Tembel bulutlara binip uçsam, o havanın kucağında onu seyreden insanlar gibi bakar mısın bana? Evet, çok güzel. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı, kendi adını reddet. Bu elinden gelmezse yemin et Juliet'i sevdiğine. O zaman vazgeçeyim ben de kabul et olmaktan. Evet, devam çok güzel. Juliet, geçen gün mağazada bir vitrine uzun uzun baktın ya. Al, orada gördüm, telefonu aldım ben sana. Telefon yok ya, ne telefonu? Romeo, ben orada telefona değil, dükkanın sahibine baktım. Hayır, bakmadın. Yok öyle bir şey. Aşkım, demek bana baktın. Bütün telefonlar senin köpeğin olsun. 1, 2, 3, hepsi senin. Bu fakir Romeo da gebersin ölsün. Sen niye giriyorsun buraya? Çık. Sen kumatik telefonun dokunmasına basmak için bir erkeğin kalbine dokunma şansını reddettin. Kusura bakma. İçme zehir. Dur. Ya bir dakika, bir dur. Yanlış mı? Romeo. Kanka. Hayır. Sakın! Ben bu acıyla yaşayamam. Sakın! Hayır! Çık! Yeter! Yeter! Mahvettiniz güzelim Romeo Juliet'i. Sabah programına çevirdiniz lelelele. İyi hocam. Biz bu tekste kendi yorumumuzu katıp metni resmen takla attırdık. Metne değil, Shakespeare'e mezarında takla attırdınız siz. Yeter artık. Yoruldum ben. Aa. Gidiyorum. Nereye hocam ya? Aa, hocam, gidiyor musunuz? Bizim takipçilerimiz ne olacak? Nereye gidiyorsunuz? Hocam, ben nereye gittiğimi biliyorum da bu çocuklar nereye gidiyor onu bilmiyorum. Aa, hiç anlamadım. Vay. Hoca koydu lafı arkadaşlar. Şıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen desin.